Rusya kategorik olarak her şeyde son derece moral politik bir çizgi yok efendim yani yani bakın eğer Ukrayna'nın çok daha kolay hakkından gelseydi Rusya bugün Kazakistan'daydı ben söyleyeyim size Kazakistan'daydı ve ne yapacağımızı da şaşırdık ama bugün de biliyorsunuz G20 zirvesine Blinken Kazakistan'dan mı nereden geçti? Tabii kurcalıyorlar oraları evet. yani. Zaten e, Özbekistan'a da gidiyor. Hı hı. Gitti mi? Gidecek galiba. Ya da gidecek. Tamamladı. Beş tane. Beş tane. Yani. Bakın dikkat edin. Orada Çin, Amerika, Rusya Türklüğe nefes aldırmıyorlar. Hepsi kendi açılarından. Zaten mesele etkinlik kurabilme meselesi olduğu için üstadım yani burada Türkiye'nin elini çok zora sokacak şeyler var. Hı. Bunu bir kere görelim. Ama bu şu demek değildir ki Türkiye Rusya ile bölgesel olarak Akdeniz'dir, işte Kafkasya'dır filan ortak pozisyonlar geliştiremeyecek. Tabii ki geliştirecek. Ekonomik işbirliği tabii ki yapacak. Ama yani şöyle anlam anlaşılmasın istiyorum ben. Yani ABD bloğundan çıkıp orada yeni bir blok Avrasya bloğu, Türkiye, Rusya, İran falan. Abi bir de Çin arkada falan böyle bir şey yok. Bu işler tespit tanesi gibi böyle dizilmez. Türk-İran ilişkileri, Türk Fars ilişkileri, Türkiye İran ilişkileri çok sorunlu noktalara doğru gidiyor. Bakın, bunu göreceğiz. Aynı şekilde ee, Kafkasya'da, Su Suriye'de zaten ortadayız. Libya'da aynı şekilde problem var. Şimdi bakalım öyle kolay değil bu işler yani. Ama yakın tehlikeye, yakın tehlike Yunanistan. E bunlar evet o zaman o Sirtaki, Mirtaki e, meseleleriyle dış politikayı açıklamaya çalışan çevreler ne diyecek bilmiyorum. Eğer öyle bir şey olursa ki olması çok muhtemel bunlar Girit'te bu 12 mil ilan edecekler. Kafaya koydular. Çünkü şunu görüyor Yunan hariciyesi, şimdi değilse ne zaman? E bunun arkasında da Amerika gayet böyle açık destek veriyor. Netice ne olacak? Savaş.